Şirin baba, bak neler buldum, bunlardan bir ağaç dolusu daha var. Oo, özür dilerim, bilmiyordum. Sincaplar kış için yiyecek stokluyorlar Sakar. Aha, elmalar. Onları bu tarafa getir güçlü. Tamam Şirin baba, elmaları buraya getirin, hadi bakayım çocuklar. Bu taraftan nefret ederim. Buzdolabımızı tüm ambarımız ağzına kadar doldu. Güzel. Kış için yeteri kadar yiyeceğimiz oldu. Kar yağmış. Kar yağmış. Ne çeşit? Kar topundan. Bizimle kartopu oynar mısın Şirin baba? Hayır Şirin'e. Oyun için çok yaşlıyım ben. Ay, ey, bunu kim attı? Hey, gerçekten harika bir kardan adam yapmışsın Obur. Evet, yalnız ona her bakışımda karnım acıkıyor. Bu da ne? O yangın alarmı. Yangın! Yangın! Kaçın oraya gidin! Yangın! Oh hayır! Çabuk olun! Herkes kovaları alsın! Gölden su taşıyalım şirinlerim, çabuk! Ay 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 şirinler aşkına! Göl donmuş! Oy 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 oy! Ay güçlü yapmayın! Şirin baba çabuk olmamızı söyledi! Şimdi banyo yapmanın sırası değil! Al şunu. Ver şunu. Bana da ver. Hadi ver. Hadi, ver. Tamam, al şunu ver. Daha hızlı, daha hızlı. Ah, bu su donmuş. Ah, hepsi donmuş. Bu bir felaket, felaket. Gerçekten bir felaket Şirin baba. Ben zaten dumanı görünce yangın başladığını anlamıştım. İmdat! İmdat, ateş kurduklarımızı kabul ediyor. Bir kavrulmuş fındığa bayılırım. Bu korkunç. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Çok acıktım. Peki ne yapacağız Şirin baba söyle. Sakin olun Şirinlerim. Korkmayın, bir şeyler düşüneceğim tabii ki. Umarım. Ve sonra büyük bir tabak spagetti. Ondan sonra üzerine krema dökülmüş şirin çilekleri. Yardımcı olduğun için teşekkür ederim Obur. Artık açlık üzerine en güzel şiirlerimi kolaylıkla yazabilirim. Özür dilerim kardan adam ama sen tek başınasın. Biz yüzlerceyiz. Oh, güzel şirinler, benden geriye bir şey kalmayacak. Çok acıktım, neredeyse kartopu bile yiyebilirim. Şirinlerimin açlıktan ölmesine izin veremem. Yapılacak tek bir şey var. Küçük şirinlerim, korkarım yapılacak tek bir şey kaldı. O da şirin köyümüzden hemen göç etmeliyiz. Göç mü edeceğiz? Ay, şirin köyünü bırakacak mıyız yani? Göç etmekten nefret ederim. Göç etmekten nefret ederim. Hayır Şirin baba, burası benim evim. Hayır, ben hiçbir zaman hiçbir Şirin demek istemiyorum. Biliyorum Şirin'i ama köyden ayrılmamız bizim tek şansımız. Ama nereye gideceğiz? Güney'e, güneyde yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Evet, şimdi hepiniz yanınıza en önemli ve en hafif eşyanızı alıp yolculuk için hazırlanın. Hepimiz hazır sayılırız Şirin baba. Pekala Sakar. Av, şirinlerim, ne yapıyorsunuz? Hoşça kal köyümüz. Ben artık yürüyemeyeceğim Şirin baba çünkü çok yoruldum. Ama yürümek zorundayız, yoksa burada donarız. Birbirinize yaklaşın ve hareket edin. Bir şato, çabuk beni izleyin.
Hiçbir şey duyamıyorum. Bu şato çok eski görünüyor Şirin baba. Belki de terk edilmiştir. Çevrildik. Sanırım terk edilmiş. Çabuk içeri. Burası çok kirli. Korkutucu. Aslında korkunç şeylerden başka korkulacak bir şey yoktur. Ben her zaman böyle söylerim. Ay! Korkma, bu sadece rüzgar sesi. Hadi biraz yiyecek bulalım şimdi. Hadi canlanın. Ben bunu yiyebilirim. Bu sesler beni çok korkuttu. Haklısın Bilgin, ama bu kadar yolu bazı seslerden korkmak için gelmedik değil mi şeritlerim? İleri, hadi bakalım. Ay, bu ne? Şimdi ben onunla ilgilenirim, iki tane vururum rahatlarım, tamam mı? Bak gördün mü, korkulacak bir şey yok. Ben vururum deyince kaçar bunlar. Bu burası bana hiç iyi bir yer gibi gelmiyor Şirin baba. Bu ne? Şşt, biri buraya geliyor. Hayalet. Ben biliyordum. Hemen buradan Şirinleyelim. Şirinleyelim çabuk. Ben burada hayalet falan olmadığından eminim. Biraz yakından baksan fena olmayacak. Şirin baba burada hayalet yok diyorsa yok demektir. Çünkü Şirin baba her zaman doğruyu söyler. Ay! Bilgin, neler oluyor? Hayalet! Bir hayaletin kükremesini duydum. Sana korktuğun zaman çok güzel göründüğünü söyleyen oldu mu Şirin'e? Dinleyin. Birileri müziği seviyor. Umarım yemeği de seviyordur. Eğer gerçekten bir hayalet varsa ona gününü gösteririm, ben vururum. Ay! Ay! Bu da ne? Haklıymışım, hayalet falan yok. Hiç yiyecek kokusu falan alamıyorum. Ben de Şirin babayı göremiyorum. Belki hayalet onu yakar. Hayaletlerden nefret ederim. Şirin baba. Neredesin Şirin baba? Bilgin. Ay! Of! Ay! Bilgin, neden böyle koştuğunu söyler misin? Evet, çamdanın gerçekten uçmadığını gördünüz mü? Aslında piyano da kendi kendine çalmıyordu. Eminim gördüğünüz o başı olmayan şövalye de bir hayalet değildi. Elbette değil canım. Ben zaten bunu başından beri biliyordum Şirin baba. Bana güvenebilirsin. Her zaman derim ki... Ay! Evet, artık şunu kes Bilgin. Biraz dikkatlice bakarsanız gördüğünüz şeylerin hayalet olmadığını anlarsınız. Mantıklı bir açıklaması mutlaka var. Ay, evet Şirin baba. Merhaba Bay Şövalye, size bir hediye getirdim. Alın. Bu bir sürpriz. İyi misiniz efendim? Size iyi misiniz diye sordum. Hayır, yani evet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Peki ama siz kimsiniz? Ben Şirin babayım ve bunlar da... Şirin mi? Şirin de ne demek? Aslında bir ormanda yaşarız. Buraya soğuktan korumak ve yiyecek bir şeyler bulmak için geldik. Bulabilir miyiz acaba? Sizde yiyecek var mı? Sizden yiyecek bir şeyler istiyorlar efendim. Yani azıcık... Yiyecek mi? Anladınız mı? Bu şatoda aslında gerçek bir hayalet yaşıyor ve tüm yiyeceklerimi çaldım. Ama ikram edebileceğim bir şey var. Gerçek bir hayalet mi? İşte geldim. Ama korkarım elimdeki tüm yiyecek bu. Diğerleri anlaşılmaz bir şekilde ortadan kayboldum. Yemeğimiz. Hadi onu takip edelim.
Oh, seni pis fare yemeğimiz hemen buraya getir. Oh. Ah şirinler, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Farelerin çaldığı tüm servetimi buldunuz. Hediyeleriniz için teşekkür ederiz Bay Popiri. Biraz altın ya da elmas almak istemez miydiniz? Nasıl olsa hepsini harcamaya ömrüm yetmez. Aa, hayır sağ olun, biz bu tür şeyleri kullanmıyoruz. Yiyecek bize yeter. Hoşça kalın bayım, hoşça kalın. Seni duydum küçük dostum. Bundan sonra yiyeceklerimizi paylaşacağız, merak etme. Evet küçük şirinlerim, Bay Popiri'ye şükran borçluyuz. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Özür dilerim şirin baba. Obor, sen aç değil misin yoksa? Şey, ben doğruyu söylemek gerekirse şirin baba yolda gelirken bir şeyler atıştırmıştım ben. Sizden nefret ediyorum pis şirinler, nefret ediyorum, nefret. Bir tanesini yakala. Yakala o da razman, hadi çabuk. Sürpriz! Bu taraftan seni aptal kedi. Bu taraftan. Düşen şirini yakala. Şimdi seni yakaladım. Kediden nefret ederim. Bu şimdiye kadar gördüğüm en komik şey. Oh, seni aptal şey, aptal şey, aptal şey. Hayır, aşk asla sonsuza dek sürmez. Oh, kristal, kristal. Beni özgürlüğüme kavuşturacak şeyi görebilir miyim? Sadece bir saat kaldı. Bu iğrenç surat benim kaderim mi acaba? Oh, böyle bir şey olabilir mi? Yıllar süren araştırmalarımdan sonra süremin dolmasına bu kadar az zaman kala sonunda buldum. Ah, buldum galiba. Dur, durdur onları. Durdur onları diyorum sana. Hadi dur, 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 durdur onları çabuk. Hadi yakala, yakala onları. 95, 96, 97, 98, 99. Sadece 99 şirin. Küçük şirinlerimin iki tanesi kayıp. Kayıp mı? Onları Gargamel yakalamış olmalı. Bir tek şirin bile yakalayamadık. Bunlar senin hatan, aptal kedi. Bu gece sana yemek yok. 98, 99. Hayır, yanılmıyorum işte. Evet, ben de saydım şirin baba. Şakacı ve somurtkan kesinlikle kayıp. Ormanda olduğumuz sırada Gargamel onları yakalamış olmalı. Güçlü bilgin süslü şirine, siz benimle geliyorsunuz. Bebek şirin baba! Diğerleri de köyde kalıp bebek şirinle ilgilenecek. Bebek şirin baba! Sen bir aptalsın, duydun mu beni Azman? Sen bir aptalsın, aptal kedi, aptal kedi. Azman, nereye gitti bu hayvan şimdi? Azman! Azman! Ah, aptal kedi. Çok dikkatli olun küçük şirinlerim ve de çok sessiz. Bebek şirin baba! Güçlü ve şirine. Siz Mahzen'e bir bakın. Azman'a dikkat etmeyi de unutmayın. Siz ikiniz benimle gelin. Aa, burası çok karanlık güçlü. Bir şey görüyor musun? Hayır, göremiyorum. Ay aman dur, beni korkuttun. Burada değillermiş. Neyse buradan gidelim. Hadi gidelim. Gel bizi. Gel bizi. Bir şey bulabildiniz mi? Sadece bir fare şirin baba. O da hiçbir şey görmemiş. Bu çok garip. Pekala, çabuk olun. Azman bizim kokumuzu almadan hemen buradan gidelim. Gel bizi. Gelsene bizi. Çok üzgünüm şirinlerim ama şakacı ve somurtkanı hiçbir yerde bulamadık. Aa şirin baba, onları Gargamel yakalamadıysa başka nerede olabilirler acaba? Bilmiyorum Sakar, bilmiyorum. Şirin baba bilmiyormuş. Şimdi ne olacak? Bence her yeri arayalım. Gargamel onları yakalamış olmalı. Şirin baba şirinleri Gargamel'i yakalamadığını söyledi ve şirin baba öyle diyorsa öyledir. Çünkü şirin baba her zaman der ki...
Bilgin. Özür dilerim Şirin Baba. Pekala. Şimdi herkes biraz uyusun. Aramaya yarın devam edeceğiz. Zavallı şakacı, zavallı somurtuka. Şimdi ne yapacağız? Nerede olabilirler? Nereye gitmiş olabilirler? Zaman, sana emrediyorum. Bu anı ve bu kovalamayı durdur artık. Şimdi neredeyse onları bul ve buraya getir, tamam mı? Aha, akşam yemeğini yetiştiniz. Gel bizi bizi. Azman. 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 En sevdiğin yemeği pişirdim. İyi geceler Şirin'e. İyi geceler Güçlü. İyi geceler Bilgin. İyi geceler Şirin Baba. İyi geceler Çakıcı ve Somurtka. Her neredeyseniz. Sonunda, sonunda. Yıllardan beri aradığım, beni özgürlüğüme kavuşturacak sihir nihayet kafesimde. Kafesten nefret ederim. Hayatım bir şaka olduğunu düşünmesem şu anda ağlayabilirdim. Ve sonra bu yoldan dönmüştük. Evet evet, bu yol olduğuna eminim tabii. Azman! Gel bizi 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 bizi. Gargamel'e gel. Sonra da bu yoldan geçtik Şirin Baba. Şakacı! Somurtkan! Sonra buradan. Azman! Gargamel amcana gel. Gel bizi 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 bizi. Ben buradaki kayaların arkasına saklanmıştım Şirin Yakaca, Baba. Yakaca! Somurtkan! Somurtkan! Azban! Gargamel! Şirin Baba! Zavallı kedime ne yaptınız sizi, iğrenç mavi yaratıklar sizi? Benim iki şirinime ne yaptın Gargamel? Ne iki şirini canım? Ne şirin olduğunu çok iyi biliyorsun. Eğer şirin yakalasaydım onları yerdim. Bu senin son yemeğin olurdu Gargamel. Konuş Şirin Baba, konuş. İstediğini söyle, arkanda ben veririm. Ben onun gözüne eğer vururum. Eğer kedime ne yaptığınızı hemen söylemeseniz sizi akşam yemeğinde yerim ya. Bir adım daha atarsan seni pişman ederim Gargamel, anladın mı? Güldürme beni Şirin Baba, bir şey yapamazsın sen. Hiçbir şey yapamazsın. Kaçmak için hazır olun. Şirin Baba! Bu kadar yeter Gargamel. Daha fazla yaklaşma. Tekrar soruyorum Şirin Baba, kedime ne yaptığını söyleyin çabuk. Kalkıncım. O kötü lanetler, yakında hepinizden kurtulacağım. Bunca yıldan sonra sonunda beni özgürlüğüme kavuşturacak anahtarı buldum işte. Aa evet, sarı bir kedinin 3 tel bıyığı ve bir şirinin gözyaşları. Oh, talihim sonunda bugünü gösterdi. 3 bıyık lazım, bende düzinelerce var. Ve bir şirin yeterli, bende 2 tane var. Yakında, yakında, duyuyor musun? Evet, yakında, evet. Benim için ilk önce hanginiz ağlayacaksınız bakalım? Ben mi? Ağlamak mı? Güldürme beni. Gülmekten nefret ederim. Ağlamak zorundasınız ve ağlayacaksınız. Ama önce sakin ol sarı dostum, tamam? Sakin ol sarı kedim. Oh, özür dilerim kedicik. Ve şimdi sıra gözyaşlarında. Sizi ağlatmak beni çok üzüyor ama başka şansım yok. Size bunu söylemek beni çok üzüyor küçük şirinlerim ama başka çarem yok. Şakacı ve Somurtkan'ın asla geriye dönemeyeceği gerçeğini kabul etmek zorundayız. Şirin Baba, gerçek olmadığını söyle lütfen. Şirine, her yere baktık ama Şakacı ve Somurtkan yok işte, yok. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Azman, Azman bana asla dönmeyecek Azman. Sizi ağlamaya zorlayamam. Tek umudum acıklı hayat hikayemin sizi ağlatması. Gözyaşlarınıza ihtiyacım var çünkü. Evet, benim adım Priscilla. Babam öldü. Annem hasta bir kadındı. Aşk ve sevgi olmayan bir dünya istiyordu. Babam onun ilk kurbanıydı. Kurbandan nefret ederim. Oh Priscilla, ne kadar tatlısın. Çok uzaklara gitmeyeceğim sevgili kızım. Şimdi iyi bir kız ol. Babamı bir daha hiç görmedim. Çocukluğum hiç de güzel geçmedi. Bütün oyuncaklarım kırıldı ve evde bir hayvan beslememe bile izin verilmedi. Evimizde sevgi yoktu. Bu sonuncusuydu Şirin Baba. Al. Mehir ressam, bu şimdiye kadar yaptığın en güzel resim. Sanki Somurtkan tablodan çıkacak gibi duruyor. Keşke çıkabilse Sakar, onu çok özledim. O aptal kediyi bu kadar özlediğime inanamıyorum doğrusu. Azmancım, Azman sen mi?
Defol buradan. Öldüklerine inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Evet, bir gün yakışıklı genç bir prens geldi ve birbirimize aşık olduk. Annemin ondan nefret ettiğini bilmiyordum. Çünkü onu asla anlayamadım. Priscilla sevgilim, çok tatlısın. Çok uzağa gitmeyeceğim sevgilim. Geri döndüğüm zaman seninle evleneceğiz. Seni ne kadar sevdiğimi sakın unutma, tamam mı? Hoşça kal sevgilim, seni çok özleyeceğim. Prensimi bir daha hiç göremedim. İşte orada Azman, yakala onları, yakala. Seni aptal gelin, yakala onu çabuk. Ay Azman, Azman, sen misin? Oh. Ve sonra bir daha hiç kimse beni sevmedi. Annem beni bu gördüğünüz yaşlı kadına çevirdi. Yıllardan beri bu dilenci kılığının içinde özgürlüğümü arayıp acı çekiyorum. Sakın, sakın, evine dön, sakın, sakın. Kahretsin, hala ağlamadınız. Sanırım acıklı hikayem sizi ağlatmaya yetmedi. Ağlamaktan nefret ederim. Ben hiç ağlamadım. Bu yüzden bana şakacı derler. Şirine burada olsaydı sizin için bol bol ağlardı. Zamanım akıp gidiyor ve siz hala ağlamıyorsunuz. Sonsuza kadar bu şekilde kalacağım. Artık eve gidebilir miyiz? Evet. Üzgünüm güzel kedicik. Bıyıklarını geri vermek elimde olsa verirdim. Ve şirin şirin akan bu nehir gibi bizim hayatlarımız da sonsuz denizlere akıp gidiyor. Sizinle burada vedalaşıyoruz ama siz bütün şirinlerin kalbinde yaşayacaksınız. Hepsinin kalbinde teker teker. Bundan nefret ediyorum. Sanırım ben ağlayacağım. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Aa, artık eve gidebilir miyiz? ...97, 98, 99, 100 ve 101. Yeni beslemeyene devam ettiğimi bilmiyorum gerizekalı tüy torbası. Sen olmadan daha rahat yaşayacağım. Tanrım, yapacak o kadar çok işim var ki. Kadınların işlerinin asla bitmediğini söylerler. Doğru, çok doğru. Evet, evet, biliyorum. Ah, şunu da takalım. Acele etmem geri. Sihirli değneğimle ormanın her köşesini kırmızıya boyamalıyım. Artık zamanı geldi. Zaman, zaman, zaman ne kadar çabuk da geçiyor. İşte bir yaz mevsimi daha bitti. Evet, evet, biliyorum. Acele ettiğimi görmüyor musun? Aha, peki ya, gidiyoruz. İşte oldu. Tamam çocuklar. Şimdi merkezden 90 derece çevirin. Tamam, çok güzel. İşte harika bir doğum günü pastası. Çok lezzetli. Ya bu şakacı şirin için. Düşünsenize, cadılar bayramında doğum günü. Oh, wow, bu da ne? Bir sürpriz. Oh, ne kadar güzel, harika bir şey. Bunu kimin yaptığını bilmek istemiyorum. Ah şakacı şirin, doğum gününün cadılar bayramına rastlaması ne kadar güzel değil mi? Hiçbir şirin benim kadar şanslı olamaz, öyle değil mi şirin baba? Bahse girelim, bu ormandaki hiç kimsenin, hatta bu dünyadaki hiç kimsenin doğum günü cadılar bayramına rastlamıyordur. Evet şakacı, bu sadece bir kişiye mahsus. Doğum günleri be, kimin doğum gününe ihtiyacı var ki canım? Üstelik cadılar bayramında doğum günü olması çok saçma. Annemin hatırlayacağını sanmıyorum Azman. Evet, burada hiç parti olmayacak. Hiç olmayacak, asla asla olmayacak. Ne bayram ama be! Doğum günleri be! Ama sanırım şu aptal şirinden bir parti yapacaklardır mutlaka. Oh. Aptal sinek.
Sanırım o küçük yaratıklar bunu kutlayacaklar ve iyi ürün aldıkları için teşekkür edeceklerdir. Ben de bundan faydalanmalıyım. Onları yakalayacağım. Onları mavi kafalarından yakalayacağım üstelik. Bütün mutlulukları yok edin, size diyorum. Durun. Ah evet. Belki sevgili anneciğim geçen sene ektiği üzümlerden biraz gönderir bana. Bir tane obur için, bir tane süslü için, bir tane güçlü için ve bir tane de şirini için. Ve bir tane daha. Bir tane de... Ay, cadılar bayramını çok seviyorum. Ya sen Harold? Küçük çocukları korkutacak kadar korkunç görünmeliyim değil mi? Belki de ağlarlar. Ay, yeteri kadar korkunç oldum mu acaba? Uzun zamandır kimseyi korkutmuyordum. Artık zamanı geldi. Onları korkudan öldüreceğim. Evet küçüğüm, birazdan Dolunay'da yola çıkar ve uyuyan kasabalıların üzerine bir karabasan gibi ineriz. Ellerinden bütün sarımsaklarını alacağım. Bana lanet okuyacaklar biliyorum ama kimse kötü cadı Hogata'nın kötülüklerinden kurtulamayacak. Hiç kimse. Tembel Şirin, şakacının el arabasını alıp süsleme için ormana kırmızı yaprak toplamaya gider misin lütfen? Evet Şirin baba. Çabuk, birazdan şakacı Şirin doğum günü partisi başlayacak. Peki Şirin baba. Size şunu söylemek istiyorum Şirin baba. Tembel Şirin'in biraz sosyal sorumluluklar üstlenip çalışması gerekiyor. Beni anlıyor musunuz? Geçen gün aynı şeyi Şirin'e de söylüyordum. Şirin baba. Güle güle, yolculuklar. Gittiklerini görmekten nefret ediyorum. Ama nasılsa geri gelecekler. Ne diyordum? Evet, yapraklar. Ne kadar da güzel görünüyorlar. İşte oldu. Canlarım, ne kadar güzel görünüyorsunuz. Ama bunu yapmalıyım. Zaman geçiyor biliyorsunuz. Uyuyun güzellerim. Bir dahaki seneye kadar uyuyun. Şu lanet nasırlar. Ne oluyor? Yine şu aptal çocuklar cadı şakası yapıyor olmalılar. Ben de onlara bir şaka yapacağım. Ona öyle bir vuracağım ki bir daha kalkamayacak. Nedir bu böyle? Birileri doğum günümü herkesten önce hatırlamış olmalı. Bir bakalım kimden geliyor. Acaba büyük babamdan mı? Belki büyük annem. Annem mi? Yok. Belki de eşi. Mutlu yıllar Gargamel. Mutlu yıllar. Bunu bana nasıl yaparsın? Seni aptal Şirin. Sana gününü göstereceğim. Gününü göreceksin. Yok işte, etrafta hiç kırmızı yaprak yok. Çok yoruldum. Herhalde uykum geldi. Biraz kestisem iyi olacak. Biraz uyuduktan sonra kırmızı yaprak aramaya devam edebilir. Seni beceriksiz kedi. Evden atmalıyım seni. Küçücük bir yaratığı yakalayamadın. Göreceksin. Doğum günümü mahvetmek neymiş göstereceğim o aptal şirinlere. Bunu ödeyecekler. Bu cadılar bayramını unutamayacaklar. Unutamayacaklar. İyi uykular. Bu ormanı çok seviyorum. Burada neler oluyor? Kırmızı olmuşum. Aman tanrım, tanrım. Ne oldu bana? Ben geçiyordum ve... Şimdiye kadar kırmızı şirin görmüş müdür acaba? Aman tanrım, tanrım. Şuraya bak, halime bak. Ben çok üzgünüm gerçekten. Bir şeyler yap. Bir şeyler yapamaz mısın? Ama ben...
Yardım etmek isterdim ama biliyorsun sonbaharı bekletemem küçük Şirin. Beni yeniden mavi yap. Ama kırmızı değneğimle seni mavi yapamam ki. Aa tanrım, benim hiç mavi değneğim yok. Peki hangi renkler var? Evet biliyorsun kırmızı var ve beyaz var ve sarı ve yeşil. Yeşil nasıl olur acaba, ne dersin? Mavi. Aa zavallı küçük. Bir an önce bir şeyler yapmak zorundasın, ne olur. Ama şimdi bir şey yapamam yavrum, çalışmak zorundayım. Sonbahar bekleyemez. Başka zaman istesen mutlaka yardım ederdim. Beni eski halime çeviremeyecek misin? Bak kırmızı değnek kırmızı değnektir küçük. Belki işim bittiği zaman bir şeyler yapabilirim. Bu kış olabilir herhalde. Evet evet kesinlikle bu kış. Ama ilkbahar olabilir. Şimdi doğruca eve gidip beni beklemelisin. İşim uzun süreceğe benziyor ama bir şeyler yapacağım, emin olabilirsin. Bu çok korkunç. Halime bakın. Bu halde eve dönemem ben. Benimle alay ederler. O olamaz. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Hadi hediyelerini aç. Açacağım. Hadi açacağım. Siz hediyelerinizi açacaksınız, tamam mı? Alfabetik isim sırasına göre açacaksınız. A ile başlıyoruz. B. Aa, inanmıyorum. Ben bugünlere düşecek Şirin miydim? Ama ne yapalım, açmak zorundayım. C. Aa, çok sağ ol şakacı. Beni doğum gününe çağırdığın için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet, bundan emindim. Evet, evet. De! E! F! De! Ben bugün şanslı günümdeyim. Benim ikinci hediyem. He! He! Hediyeni açmada yardım edeyim mi bebek Şirdal? Şey. Şey. Şey benim. K. T. T. Tembel Şirin. Tembel Şirin'i gören oldu mu acaba? Onu saatler önce ormana yaprak toplamaya göndermiştim. Tembel Şirin hiçbir partiyi kaçırmazdı. Kötülük tanrısı, Şirinlere kötülük getir. Kötülük tanrısı yağmur yağdır. Yağmur bu harika işte. Belki bu kırmızı rengi çıkarır. İşinden eminim. Bu şekilde asla eve geri dönemem. Eğer böyle eve gidersem eminim benimle alay ederler. Lanet olsun, cadılar bayramında yağmur yağmasına dayanamam. Yağmurlu havada yolculuğu hiç sevmem. Yanlış bir şeyler var. Yanlış giden bir şeyler var. Yağmurdan nefret ederim. Cadılar bayramında hiç yağmur yağmazdı. Şirinlerin doğum gününde de yağmur yağmazdı. Ay Şirin baba, sen ben Şirin ormanda ne yapıyordun acaba? Umarım sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. Ağır ol aptal kuş. Ne kadar yüksekte olduğumuzu görmüyor musun? İşte ben de bundan korkuyordum. Seni aptal! Bugüne kadar avımı hiç kaçırmazdım Azban. Sakın gülme. Yeterince kötüyüm zaten. O kadar yorgunum ki. Belki biraz kestirsem kendime gelebilirim. Hogata! Yukarıda neler oluyor? Kimsin sen? Benim. Kim? Hogata! Gargamel!
Orada ne yaptığını sorabilir miyim sana yaşlı cadı? Yaşlı ya. Ha? yukarıda havalar nasıl acaba? Olağanüstü gücüm sayesinde yağmur yağdırmayı başardım, nasıl buldun? Demek sen yaptın. Cadılar Bayramı'nda nasıl yağmur yağdırırsın seni gerizekalı ahmak? Neden? Yoksa bu aptal şirinleri yakalamak için mi? Benim bu geceye hazırlanmak için bütün sene bir servet harcadığımı bilmiyor musun yoksa? Şimdi ne olacak biliyor musun? Bütün küçük çocuklar hayal kırıklığına uğrayacaklar. Eğer kimseyi korkutamazsan bunun hesabını senden sorarım. Görüyor musun zaman baba? Zavallı yaratık kıpkırmızı oldu. Ay ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle üzgün ki. Üstelik şakacı Şirin'in doğum günü partisine de yetişemedi. Biliyorsun tabiat anam. Geçmiş zaman bir daha asla geri gelmez. Bunu gerçekleştirmek gerçekten imkansız. İlk defa bir hata yaptım. Sihir yapmadan önce etrafa bakmalıydım. Ama yine de yapabileceğimiz bir şey olmalı, öyle değil mi? Maalesef. Zaman baba, neden bir kere denemek istemiyorsun? Geçmiş zaman. Zamana mı gidelim diyorsun? Bu çok ciddi bir problem tabiat ana, cidden de önemli. Ama lütfen bana bunu rica etme. Belki geri gidip diğer değneklerimi getirebilirsin. Bakın benim sizin değneklerinizden daha önemli işlerim var. Lütfen bana izin verin gideyim. Ben de size bir kavanoz böğürtlen reçeli vermeyi düşünüyordum. Nerede? Yakala onu Azman, yakala. Yakaladı. Vay vay vay, burada ne varmış bakalım? Kırmızı bir şirin. Kırmızı şirin. Peki seni nasıl çağırıyorlar küçük şirin? Nasıl bu hale geldin merak ediyorum. Olsun, fark etmez. Sadece şirin çorbasının kimyasal bileşiği değişir. O benim şirinim. Ama biliyorsun kırmızı bir şirin altı mavi şirin değerindedir Hogata. Ama önce ben gördüm. Hayır, o benim. Benim. Güçlü, yanına birkaç kişi al ve Gargamel'in evine gidip bir göz at. Tamam şirin baba. Şirin'e, sen de birkaç kişi al ve benimle gel, onu ormanda arayacağız. Tamam Şirin baba. Ve geri kalanlar. Evet Şirin baba. Şu şemsiyeleri bırakın artık. Peki Şirin baba. Sevgili Hogata, neden bu problemi medeni insanlar gibi hallettin? Eğer onu bana vermezsen seni pestile çeviririm Gargamel. Paylaşabiliriz. Nasıl yani? İkimizin de kırmızı şirini olacak. Onu ikiye mi böleceğiz? Evet, iyi fikir. Peki nerede yapacağız? Üstelik sen de ben, öyle mi? Gördüğüm kadarıyla kuşun uçamayacak durumda. Üstelik evinde çok uzakta Hogata. Öte yandan ayaklarımda nasır var biliyorsun. Sana inanmıyorum Gargamel. Çabuk onu bana ver. Onu ben buldum. O benim. Seni pestile çevireceğim. Ama deliğin yok. Tembel Şirin! Hey? Burada değil. Harika reçel yapıyorsunuz tabiat ana. Ay işte oldu. Ne kadar da güzel. Şimdi acele edip Tembel Şirin'in başına gelenleri Şirin Baba'ya söylemeliyim. Ah, keşke Zaman Baba'yı ikna edebilseydim. Acele et, dayanamıyorum. Peki şimdi ne yapacağız güçlü Şirin? Biliyorum. Bilmekten nefret ederim. Hogata mı? Şu kötü kalpli büyücü mü? Tembel Şirin kırmızı mı oldu? Aman tanrım. Acele edin Şirinlerim, acele edin. Tembel Şirin büyük tehlikede. Şirin baba. El arabası burada. Buna inanamıyorum. Şuna baksana. Uyuyor. Neler oluyor? Tembel Şirin'i ortadan ikiye bölecekler. Hayır, bunu yapamazlar. Bu fikir biraz komik değil mi Hogata? Neymiş komik olan Gargamel? Evet, ben düşündüm ki bugünlerde pek ki kırmızı şirin bulunmuyor. Yani düşünsene, başka yollarda deneyebiliriz. Düşün Hogata, belki bize kırmızı biber yapabilir. Üstelik
onu bir şirin olduğundan emin değiliz. Ben hiç kırmızı şirin görmedim çünkü. Aa, git işine Gargamel. Oh, Şirin Baba, bir şeyler yapmalıyız. Güçlü şu örtüyü alın. Hogatacığım, bu bir hata. En azından bir süre daha canlı kalabilir diyorum. Belki de mavi şirinler onu aramaya gelirler. Saçmalama Gargamel. Gargamel, çabuk ver şunu bana. Beni dinle seni yaşlı cadı. Bu şirin ne renk olursa olsun tek parça olarak kalacak, beni anlıyor musun? Senin şu aptalca fikirlerinden nefret ediyorum Hogatacığım. Bak, şirinler. Ah, bir tane daha. Şimdi. Yakaladım. Bu da ne böyle? Yakala onu hadi. Yakala. Hadi. Hadi. Acele. Beceremedin aptal. Hepsi senin hatan. Yeter, yeter, bıktırdın beni, yaşlı cadı. İmdat, bırak beni, bırak, ya bırak dişimi be, bırak dişimi be. Seni aptal Gargamel, mahvettin bayramı. Hey! Dinle tembel şirin, o kadar da üzülme. Kırmızı, yeşil, mor, kimin umurunda? Önemli olan bir şirin olmak. Şirin Baba her zaman der ki... Gözlüklü, kes şunu. Doğa ana sana yardım edecek tembel. Cadılar bayramını mahvet. Hayır, sanmıyorum. Kendine bir baksana. Kostüme hiç ihtiyacın yok. Gördün mü? Gözlükle. Belki kırmızı olmanın dezavantajlarının yanında bazı avantajları da vardır ha? Gözlükle. Ama ona yardım etmelisin. Yapabileceğim hiçbir şey yok tabii Atanam. Ama o küçücük bir şirin. Mutlaka bir şeyler yapmalısın. Ay, lütfen yardım et. Bunun senin için çok kolay olduğunu biliyorum. Ha, yeterince yemek yediğiyle emin misin sen? Orada daha reçel var da onun için söylüyorum. Reçel mi dedin? Ah, daha var. Tabii Atanam, sen harika bir insansın. Tamam, tamam. Yardım edeceğim. Merak etme. Aa, zaman baba. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Kırmızı değnek, beyaz değnek, siyah değnek, sarı değnek. Bütün dünyayı değil, küçük şirin eski haline döndürüyor. Olaya bir de şu yönünden bak. Artık kılık değiştirmek zorunda kalmayacaksın, değil mi? Şirin baba! Neler oluyor burada? Aa, bilmiyorum Şirin Baba. Burada oturuyordun, sonra sonra aniden... Ani şeylerden nefret ederim. Yeniden ben oldum, maviyim artık. Neredeysen sana teşekkür ederim tabiat ana. Cadılar bayramın kutlu olsun. İşte şimdi tam parti zamanı. Eğer bana sorarsanız uyku partisi verelim derim. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Hey, o sana, bu bana. Bir tane bana, bir tane sepete, bir tane bana, bir tane sepete, bir tane bana. Merhaba obur şirin. Bu yeni bir öğütten çalındıklarında bütün şirin köyüne yetecek kadar bir öğütten var. Sadece obur şirin yiyor. Bu da ne? Ondan nefret ediyorum. Bu gürültü de ne böyle? Geliyor! Kötü şirinler! Şuraya bakın, oduncular bütün ormanı geziyorlar. Şirin Baba'ya haber vermeliyiz. Hadi çabuk olun. Orada üç tane oduncu var. Ağaçlarımızı kesiyorlar Şirin Baba. Geliyor. Anlayamıyorum Şirin Baba. Ormanın Kral Gerard tarafından korunduğunu herkes bilir. Bu çok korkunç. Bir an önce Kral Gerard'ı uyarmalıyız. Ben gidiyorum
Şirin baba, kuşlar beni götürürler. Oh bayan kuş, beni bir an önce Kral Jelena götürür misin? Nereye gidiyorum Şirin'e? Oduncular'dan nefret ediyorum. Oh çabuk bayan kuş, çabuk. Güle güle, dikkatli olun ha. Merak etme Şirin baba. Gelin küçük şirinlerim, bakalım oduncuları durdurmak için ne yapabiliriz? Haritaya bakılırsa bu nehir odunlarımızı fabrikaya kadar götürür. Evet bu harika Ludwig. Ama patron, ya Kral Jelena duyarsa belki başka bir ormana gitmeliyiz. Ne dersin? Biliyorsun bizi yakalarsın. Boş versene kuş beyinli. Bu ağaçlar bizim. Biz servet kazanacağım ya. Ama bu ormanın büyülü olduğunu söylüyorlar. Komik olma aptal. Şimdi işinin başına dön. Bu araziyi yarına kadar parselleyeceksin, tamam mı? Yarına mı? Geliyor! Eğer kimse bir şey yapmazsa ormandaki hayvanlar evlerini kaybedecekler. Kızdım ha? Ha evet. Belki de biz bile kaybedeceğiz. Kral Jelena'yı bekleyemeyiz. Vakit yok. Bir plan kurmalıyız. Benim bir planım var Şirin baba. Harika usta Şirin. Aletler. Aletler olmadan ağaç kesemezler. Beni dinleyin küçük Şirinlerim. Sanırım onları durdurmanın bir yolunu biliyorum. Bak! Kral Jelena'nın kalesi. Uçmaktan nefret ediyorum. Tamam Şirinler. Hepiniz planı biliyorsunuz ama çabuk olmalıyız. Hadi sakar. Birileri bizi görmeden şu atları çözelim hemen. Gidiyoruz dostum. Hey, nereye güçlü? Evet ne bekliyorsunuz? Atları getirin, atları getirin. Buraya gelin, gelin, gelin. Çabuk olun Şirinler, aletleri uzaklaştıralım. Ama bu çok ağır Şirin baba, ne yapalım? Sakın bırakmayın. Bütün gücünüzü kullanın Şirinlerim. Umarım Kral Gerard bir an önce gelir. Nereye gittiğimizi bildiğinden emin misin? Evet tabii. Kral Gerard'ın tat odasını şu köşeyi döndükten sonra olacak. Ay hayır, askerler. Bu robot Şirin. Ah işte bu harika. Robot Şirin, sen kralın nerede olduğunu biliyor musun? Gitti mi? Ne demek kral gitti? Peki nereye gittiğini biliyor musun? Anladım. Kral Jelena deniz kenarına tatile gitmiş ama robot Şirin denizden korktuğu için gitmemiş. Denizden nefret ediyorum. Aklıma bir fikir geldi Şirin'e. Ona mesaj gönderelim. Sevgili Kral Jelena. Üç oduncu ormanımızı mahvediyorlar. Şirinler köyünü ve hokus pokus ormanını yok etmeden önce onları durdurmalısınız. Şirin kalın imza gözüktü Şirin. Şimdi şu mesajı buraya bırakalım. Bakalım ne zaman dönecek. Umarım çok çabuk güzel oldu gözlüklü. Bence mesajı Kral Jelena'nın tahtına bırakmalıyız. Artık Şirinler köyüne dönebiliriz. Neden bizimle gelmiyorsun robot Şirin? Çabuk olun Şirinler. Oduncular geri dönmeden aletleri buradan götürmeliyiz. Çalışıyoruz Şirin baba. Zaten bunu 6 metre taşıdık. Şirin baba. Ay Şirin baba gel oduncular atlarını yeniden yakaladılar. Evet. Çabuk olun Şirinler. Çabuk aletleri götürün. Belki onları odunculardan saklayabiliriz. Çabuk. Hayır William. Sana söyledim. Atları kendim de alamıştım. Yemin ederim. Gel buradan gidiyoruz. Yani ben yalan mı söylüyorum ha? Gel bakalım buraya. Patron aletlerimizi çalmışlar. Önce atlar kayboluyor sonra aletlere. Neler oluyor burada beyler? Ay aletler, sana söylemiştim patron, burası büyülü. Saçma, kaybolmadılar ya. Aletler buralarda bir yerde olmalı. Yapraklar onlara çarptı. Doğru, işinizin başına dönün ikiniz de. Çok zaman kaybettik. Plan işe yaramadı. Peki şimdi ne yapacağız Şirin baba? Bence hiçbir şey yapmamız gerekmeyecek. Şuraya bakın. Döndüler. İyi haberi duymak için sabırsızlanıyorum. Yani Kral Jelena gelemeyecek mi? Duymak istediğim bu değildi. Ama bize yardım etmesi için robot Şirin'i getirdik Şirin baba. Hoş geldin robot Şirin. Evet ben de Kral Jelena çok açık bir mesaj bıraktım Şirin baba. Eminim onu okuduktan sonra hemen gelecektim. Ama çok geç olacak galiba. Bir planınız var mı Şirin baba? Evet var. Şirin köyünü kaybedeceğimizden korkuyorum küçük Şirinlerim. Şirin köyünü kaybedemeyiz. Fazla şansımız yok. En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız Şirinlerim. Kötü şeylerden nefret ediyorum. Şirin baba haklı. Ben gidip arabaları alacağım. Her şeyi toparla. Gözlüklü, güçlü ve robot Şirin. Siz de bana oduncuları yavaşlatmamda yardımcı olun.
İşine bak Ludwig, bir adına bakaracak aptal herif, çabuk ol! Peki efendim, peki bakıyorum. Ay ay! Hayır, hayır! Kaçalım, kaçalım! Neler oluyor burada? Söyler misiniz lütfen? Bana bu ormanın büyülü olduğunu söylemiştim. Ludwig haklı. Hadi kaçalım buradan. Saçmam. Hatalarınızı hayaletlere yüklemeyin. Zaman kaybetmemek için akşama kadar çalışmak zorundayız çocuklar. Ne? Akşama kadar burada mı kalacağız? Evet dostum. Ve bir daha hayalet göreni ben öldüreceğim. Kalk üstümden kuş beyinli işinin başına dön. Evet. Sanırım onları biraz yavaşlattık. Ne yapacağız Şirin baba? Umarım akılları başlarına gelir de buradan giderler. Hadi küçük Şirinlerim, geri dönüyoruz. Evet, unuttuğumuz bir şey var mı? Aa, güçlü. Gitmek zorunda kalmamız çok kötü. Gitmekten nefret ediyorum, nefret. Elveda Şirin köyü. Oduncuları durdurmak için yeni bir planım var ve herkesin yardımına ihtiyacım var. Özellikle de senin robot Şirin. Düşünüyorsun Şirin baba? Bulabildiğiniz bütün telleri getirin. Yapraklara ve boyalara da ihtiyacımız olacak ve fırçalara ve tahtaya. Ne diyor? Bir hayalin. Yanılıyorsun Ludwig, işinin başına dön. Tamam patron. Bu da ne böyle? Bir dal parçası aptal herif. Şimdi ağaçları kes. Belki de haklıdır. Burada hayalet falan yoktur. Biz ormanın hayaletleriyiz. Git buradan oduncu. Git buradan. Git buradan. Çok geç olmadan ormanı terk et. Hayaletler. Hayaletler. Ne oluyor orada bakayım? Hayaletler, ormanın içi hayaletlerle dolu. Boş ver. Bir de hayaletlerden bahsedecek ilk kişiye ne yapacağımı hatırlıyorsun. Evet, söyle bakayım Ludwig'i, ne demiştim? Hayaletler! Geri dönün aptal herifler! Aptal sensin oduncu ve şimdi bana bunun hesabını vereceksin. Abi bir hayalet, imdat! İmdat! Bırak beni diyorum! Bay William? Ha? Bu ne demek oluyor? Söyler misiniz lütfen? Kral Gerard! Ormanından uzak durmanız için sizi uyarmıştım, yanılmıyorum değil mi? Ama! Bu adamları tutuklayın. Onların krallığımdan uzak durmalarını istiyorum. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Ama önce sen ve adamların kestiğiniz her ağaç için 100 ağaç dikeceksiniz. Beni anlıyorsun değil mi? Üstelik hemen. Robot Şirin, orada mısın? Şirinler, artık dışarı çıkabilirsiniz. Oduncular gitti. Oh, Kral Gerard, tam zamanında geldiniz. Aslında daha erken gelecektim ama gözlüklü Şirin'in mesajını çözmem biraz zaman aldı Şirinler. Öyle mi? Yeterince açık sanmıştım. Evet, ormanı ve bizi kurtardığınız için size çok teşekkür ederiz. Evet, ben de size teşekkür ederim. Evet, her zaman söylerim. Asla korkmayın. Şirinler bu ormanı koruduğu sürece bu oduncular asla ormana yaklaşamazlar sevgili Kral Gerard.